lazım olacak olan şey nedir? Kendine güvendir. Nedir kendine güven? Kendine güven. İşte Sakarya Savaşı geldi. Sakarya Savaşı başladı. Atatürk Savaşı'nın daha üçüncü günü. Yılmaz şey, Turgut Özakman'ın dizilerinde vardır o sahne. Kitapta da var. Şeye, Sığ Yeyici'ye soruyor. Nedir diyor? Yaralı askerlerimizin diyor geri dönüşü, cepheye dönüşü nedir? Oran nedir diyor. Efendim diyor, vallahi diyor, yaralı askerlerin 80'inden diyor, 78'i diyor, kolu da kopsa, ayağı da kopsa, sar duruyor, bir şey yapıyor, cepheye geri dönüyor diyor. Atatürk bakıyor ki bir Dünya Savaşı'nda bu ruh hali yoktu. Adam bir sıyrık bile görse cepheden kaçmanın yolunu arıyordu. Tamam dedi, kazandık dedi biz bunu dedi. Çünkü yaralansa da cepheye dönüyor askerimiz artık. Şimdi ekonomik kriz. Yaralananlar cepheye dönecek gücü buluyor mu? Sen ben buluyor muyuz? AKP buluyor mu? Çünkü zihniyet dağınık, darmadağınık. Kendine güven insan yok. Niçin kendimize güvenemiyoruz? Çünkü bereketten uzaklaştılar. Değil mi? Şükür demiyorlar. Bereket yok. Biz annemizin sütüyle öyle bir yumurta falan kırdık yedik. Ama yağ benim yağdı. Yumurta benim tavuğumdu. Et benimdi. O kebap, o şey neyse pidemiz. Kendimize güven geldi. Biz yaparız. Yaparız biz. Savaşırız. Veririz mücadele. Ben kalkar ve bu ülkede büyük bir yazar olurum. Bunu dediğimde 20 yaşındaydım. Yüz binlerce okuyucu bulabilirim. Öbürü kalktı, ben şu mühendis olabilirim. Maden mühendisi olabilirim. Oldu. Türkiye'nin değil mi o en iyi maden mühendisleri hep soldan gelmiştir. Dikkat edin. O mühendisler oldular. Kendine güveniyorlardı. Orman mühendisi çıktı, doktoru çıktı, öğretmeni çıktı. Başarabiliriz. Çünkü kendimize güven vardı. Helal demiştik çünkü. Helal. Alın teriyle yemiştik. Annemiz hırsızlık yapmadı. Bunlar gibi üç kağıt yapmadı, dolandırmadı.